Merhaba arkadaşlar. Bugün size Starbox ile ikinci haftamdaki deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Öncelikle ne zaman? 20 Eylül'den beri ben kullanıyorum bunu. Yaklaşık 14 gün falan oldu. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi bir hız, düşük hız aldığımı söylemiştim. ZT modem kullanıyorum. Ben düşük hız aldığımı söylemiştim. O video yine aynı videoda söylemiştim ki ben kendime bir konum buldum. Oradan hiç ayırmıyorum. Orada vadedilen hızları aldığımı Hatta 2 megabit, megabit yükleme yerine 5 megabit'e kadar yükleme alabildiğimi söylemiştim. Demek ki paketin bu sınırları buymuş. 10 megabit indirme, 5 megabit yükleme. Ee, şu son haftada iki defa ciddi bir hız düşme, düşmesi yaşadım. Ee, akşam 9 ile 10 civarı hani 1 megabit, 2 megabit gördüm. Ama bunlar 1 saatlik, 1 saatlik kesilmelerdi. En son kesilme per perşembe günü. Hani bu bir haftalık kullanım içinde. Neredeyse her zaman ya %90-95 oranında vaat edilen hızları aldım. Dediğim gibi iki defa düş, ciddi düşme oldu. Bunların birisinde müşteri temsilcisini aradım, sinirlendim. 13-14 dakika boyunca müşteri temsilcisine bağlanamadım. En son aradım da dediler ki modeminizi reset atın, iğneyi bastırın falan filan. Onlara dedim ben başka bir konumdayım. Bana dedikleri şu, başka konumda bildirdiğinizin dışında bir konumda olduğunuz için biz size yardım edemeyiz, size ekip gönderemeyiz. Ancak buradan yazılımla bir şeyler yapabiliriz. Tamam dedim, siz kronik sorunlu modemi bize dayadınız dedim. Kapattım, geçtim. Ondan sonra tabi düzeldi. Şu an şimdilik iki gündür bir sorun hala yok. Bir hafta dediğim gibi yüzde zamanı 90-95 oranında tam performanssız aldım. Ama dedim bunu dikkat alın hani bir yer bildirip başka bir yerde kullanacaksanız size ekip göndermiyorlar. Olası bir modem sorununda artık modem nasıl çözersiniz sorunu? Eskiden mesela modem yandı. Adam fiziksel ekip gönderemeyiz diyor. Bu modem nasıl değişir? Hani öyle bir durum için modem fiziksel ekip gönderirler mi? Bunu ben bilmiyorum. Bunu dikkat alın bence. Ee, oyun ilk videoda oyun konusunda oyunlar için pek önemlediğimi pingin biraz yüksek olduğunu söylemiştim. Geçtiğimiz günlerde 3 ay lol maçı attım. Türkiye'de, ola, Türkiye'de olan, sunucusu Türkiye'de olan bugün oyun. 50-60 ping aldım. Ee, bu pinkte şey, ciddi bir yükselme, böyle bir sıçrama yok. Hep istikrarlı, 50-60 ping. Hani bu ping nasıl olur? Mesela Türsel'de bir tane Türsel at alın. Onu hotspot yapıp oyun oynayın. Onunla alacağınız pingle Superbox'da alacağınız ping aynı. Neredeyse aynı çünkü en nihayetinde bunlar bir hat. Superbox'un içinde de bir hat takıyoruz. Bu hatta normal bir hat ve Hani şöyle diyeyim, ben daha önce Turkcell'in hattıyla da telefondan hotspot yaparak da oynadım. Superbox'un ben bu ping konusunda bir tık daha istikrarlı olduğunu düşünüyorum. Ve nihayetinde bunların baz istasyonundan önceliklendirmesi var. Ee, bir de bir sorundan bahsetmek istiyorum, Google Play sorunu. Bu modem 4G modunda olduğunda Google Play'den bir uygulamayı gittik diyelim, yükle dedik. Hani bir, bu indirmenin başlaması bir, bir, bir dakika falan sürüyor neredeyse. Hani ben bunu şaşırdım. Dedim bu 4G modunda mı sorun, 3G moduna geçeyim. 3G modunda da hemen yani en fazla gecikme 5 saniye. Ama 3G modunun e, dezavantajı da hız biraz daha düşük. Hani dağlantı hızı yine 10'u görüyorsunuz çoğunlukla ama upload hızı mesela 1 megabit, 1.5 megabit. 4.5G modunda, 4G modunda eğer çeken bir konumdaysa 5 megabit uploada görüyoruz ki upload çok büyük fark bu. Hani şu iki haftalık kullanımda daha önce çok kez ben keşke almasaydım, keşke almasaydım dedim. Hatta bize kurulum ücreti diye 200 lira yansıtıp eğer cayarsınız sizden bunu alacağız demeseler de ben bu interneti 3-4 defa kesinlikle taahhütünü iptal etmiştim. Cayma bedelinden korktuğum için iptal etmedim. Çünkü 270 hani bir hafta kullanmışım. 270 lira bana cayma bedeli yansıtacaklardı. Ama şu anlık memnunum. Dediğim gibi bir haftadır iki defa sıkıntı yaşadım sadece. Onlar da çok kısa bir saatlik sıkıntılardı. Hani tavsiye eder miyim? Ben hala diyorum. Hani altyapısı olmayanlar buna mecbur. Sınırsız internet almak isteyenler için mecbur. Çünkü ama asla ve asla bir sabit internetin yerini tutacağını düşünmüyorum. Pink olarak tutacağını düşünmüyorum. Stability olarak tutacağını düşünmüyorum. Varsa imkanınız sabit bir internet alın. Zaten 10 megabit hız 109 liraya. Bugün 129 liraya. Artık da yani en kazık Türk Telekom desek. Türk Telekom'dan bile 20 megabit, 30 megabit internet alıyorsunuz. Onluk bloğda da 3-4 megabit olur zaten. Bugün Türsel 20 megabitlik paket mi? 20 megabit yükleme. Sanırım yok 20 megabit indirme. 10 megabit yükleme veya 5 megabit yükleme paketinden 179 liraya satıyor. Hani başka başka çözümler var. Türk Telekom evinde Wi-Fi var. Hani o depremden dolayı bir kesilme oldu. Çoğu işte antipati oluştu ama 50 GB 4.5G hızındaki internete hız sınırsız yani. Türk Telekom'un ne hız verirse hızlı müsüz internete 50 GB internet 64 TL veriyor. Ek paketlerde 15 TL 10 GB internet veriyor. Hani çok ekstrem bir kullanımınız yoksa, fiyata da önem veriyorsanız, altyapı da yoksa, bu yolda tercih edebilirsiniz. Bu hem de bunun şöyle bir seçeneği var. İster modem alabilirsiniz onlardan ek 10 lira ödeyerek. İster de telefonunuzun çift hat kısmına takabilirsiniz. Veya normal bir telefona takabilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra o paketlerde Türsel'deki gibi şişirilmiş bir taahhüt ücreti yok. Nasıl? Mesela bu 129 liralık kullandığım paketin taahhüt ücreti, taahhütsüz ücreti 200 lira. Türk Telekom evinde Wi-Fi'nin 64 GB'lık, şey 50 GB'lık, 64 TL'lik paketinin taahhütsüz fiyatı 10 lira fazla, 15 lira fazla, sanırım 64 lira değil de 80 liraydı. Hani e, herhangi bir taahhüt bozma durumunda da Turkcell kadar fazla cayma bedeli ödemiyoruz. Zaten Turkcell'in o kurulum ücreti diye sözleşmeye yansıttığı 200 TL ücret başlı başına bir bela. E, dediğim gibi pek tavsiye edilecek bir paket değil. Hani zorda kalırsanız, altyapı yoksa. Hani ben şunu da söyleyeyim, dediğim gibi ekstra bir kullanımımız yoksa kotalı paketler alsanız daha iyi olur. Çünkü o paketlerde Huawei'nin dik modemi veriliyor. Dik modemi, kaliteli bir modem, bu ZTE modem gibi dandik bir modem değil. Zaten fiyatı da çok yüksek. İnternette 1300-1400 liraya satılan yerler gördüm. Hani 50 GB pakette 140 liraya satılıyor. 50 GB için 140 lira fazla. Hani orada Türk Telekom tercih edilebilir ama mesela çok yüksek hızlı internet isteyip ama bir o kadar da yüksek kota isteyenler parası da olanlar 399 liraya 500 GB'lık paketi tercih edebilir. Alt da yoksa. Çünkü bu 300 megabit, 400 megabit hızları da görebilirsiniz. Çektiği yerde kulettif modemde. Kulettif modem dediğim gibi kaliteli. Hani benim iki haftalık deneyimlerim bu kadar. Hani ben tekrar altını çiziyorum. Öyle bir maceraya girmeyin. Zorda kalırsanız, altyapınız yoksa bu interneti alın. Çok benim gibi çok ekstrem, çok fazla bir gigabyte kullanınız yoksa başka alternatiflere önerin. Bunun en başında, alternatiflerin başında da Türk Telekom'un evimde wi Life paketi geliyor. Hani bu paketi mesela bir ay deneyin. Bunu iptal etmek daha da kolay olduğu için ciddi bir taahhüt bedeli ödemiyorsunuz. En azından bir ay denerseniz onu alırsınız. Olmazsa Superbox'a geçersiniz. E şöyle bir detay belirtmem gerekiyor. Türk Telekom evimde Wi-Fi'nin taahhüt süresi 24 ay. Ama 24 ay dediğim gibi bir ayda sadece ödeyeceğiniz taahhüt bedeli muhtemelen 10 lira 20 taahhüt bozma bedeli 10 lira 20 lira olur çünkü bunlar da her zaman bu taahhüt çayma bedeli cezalarında her zaman kullanıcı lehine olan tercih edilir. firmalara kalsa o 23 aylık taahhüt bozma cezasını alır da bu BTK'nın ayarladığı bir şey. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim söyleyeceğim bir şey kalmadı. Bu videonun içine de hız test, 3G'de ve 4G'de hız testini bunun yanı sıra Google Play'de indirmeye başlama sürelerini de eklerim muhtemelen. Hani izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kapat.